Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber oyunda bilmemiz gereken en önemli konuyu, yani element reaksiyonları hakkında detaylı bir şekilde, ama nasıl detaylı? En ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Reaksiyonları geçmeden önce konuşmak istediğim konu, Elemental Mastery. Ya arkadaşım, nedir bu Elemental Mastery? Sürekli artifektlerimde çıkıyor. Nasıl kurtulacağız bundan? Demeyeceğiz. Elemental Mastery'i nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Açıkçası, Elemental Mastery karakterlerin maksimum hasarını görebilmemiz için kilit nokta. Fark ettiyseniz, Child, Mona gibi karakterlerin damage videosunu izlerken sürekli Pyro bossuna karşı savaşırken çekiliyor bu videolar. Neden? Çünkü Vaporize tetikleyip iki katı damage bonusu alıyorlar. Bu şekilde muazzam hasarlara çıkabiliyorlar. Ve biz de ağzımız açık bakmakla meşgul oluyoruz. Peki size, bu demeçleri biz de görebiliriz desem ne dersiniz? De sıktır lo dersiniz herhalde, değil mi? Şahsen ben öyle derdim. Çünkü bunları yapanların birçoğu Refin 5 5 star silah, Cons 6 5 star karakterlerle yapıyor bu videoları. Yani adamlar money is money lan diyor. O yüzden onlar kadar olmasa bile biz de güzel demeç bulabiliriz. Nasıl mı? Tabii ki Elemental Mastery kasarak. Çünkü Elemental Mastery'in görevi, element reaksiyonlarında ortaya çıkan reaksiyon hasarını yükseltmek. Yani ne kadar çok Elemental Mastery, o kadar çok hasar. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken konu, reaksiyonu gerçekleştiren karakterin Elemental Mastery'si ele alınıyor. Yani reaksiyonu gerçekleştirirken, Elemental Mastery'si yüksek olan karakterlerle gerçekleştirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca değinmek istediğim başka bir konu da var. Karakterimizin Elemental Mastery'sinin çarpanlarını öğrenmek için karakter bölümünde Details kısmına basarak çarpanlarının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Mesela benim fişimde 256 Elemental Mastery'si var. Vaporize ve Melt tetikleyince %43 çarpanına, Swirl, Electrocharge, Shattered, Superconduct, Overload gerçekleştirirken %103.1 çarpanına, Kristalize tetiklerken de 168.7 çarpanına dikkat ediliyor. Yani bu verdiği hasarlar, bu vereceği hasarların matematiksel hesabını buradan yapabilirsiniz. Her karakterde de aynı şekilde var zaten. Mesela Zacross'un Elemental Mastery'si düşük. Bu yüzden çarpan da düşük oluyor gördüğünüz gibi. Yani Elemental Mastery'iniz ne kadar yüksekse o kadar da yüksek hasar vereceğinizin kanıtını bu Şimdi gelelim şekilde görüyoruz. reaksiyonlara. Öncelikle Swirl ile başlayacak olursak, Swirl'in açıklaması şu şekilde. Anemo ile birleşen diğer elementi bir mobun üzerindeyken diğer moblara da dağıtmak için ve de hem Anemo hem de mobun üzerindeki elementin hasarını tetikleyen bir tane reaksiyon. Bu reaksiyon element reaksiyonları gerçekleştirmek için çok iyi bir reaksiyon. Çünkü bir mobun üzerinde elektro etkisi varken veya herhangi bir etki varken diğer moblara da dağıtma özelliği reaksiyon gerçekleştirme hızımızı çok önemli ölçüde arttırır. Şöyle gösterecek olursak, şöyle bir topluluk görelim. Bak burada mesela elementsiz bir topluluk var. Bir tanesine su etkisi uyguladım. Gerçi hepsini etkilemiş oldum. Siz gelin biraz. Gelin. Hadi üzerimizdeki element etkisi gitti. Neyse, sus. Pyro etkisini uyguluyorum. Bakın bir tanesinin üzerinde pyro etkisi oldu. Diğerlerinin üzerinde pyro etkisi yok. Swirl ile hepsinin üzerine pyro etkisi ekledim gördüğünüz gibi. Şu anda hepsinin üzerinde pyro etkisi var. Bu şekilde Vaporize tetiklemek istiyorsam hemen Vaporize tetikleyebiliyorum. Bu yüzden Swirl bizim için önemli bir reaksiyon. Bu arada değinmek istediğim en önemli konu şu. Anemo karakterimize 4 Virdes'in DNR seti takarak hem Swirl damage'imizi %60 yükseltebilir hem de Anemo damage'imizi %15 yükseltebilir. Ve son olarak mob üzerinde reaksiyon gerçekleştirdiğimiz elementin direncini 10 saniyeline %40 düşürebiliriz. Bu yüzden Anemo karakterlerimizde eğer ki DPS değilse support olarak Anemo kullandığımız zaman 4 Virdes'in DNR setine özen göstermeliyiz. Şöyle gösterecek olursak. Gördüğünüz gibi Mona'm var, Sakros'um var. İki tane karakterle. Hemen size göstereyim. Şu anda Mona ile veriyorum 3020, 2892, 2128 falan, 2187. 2187 kritik çarptığı zaman 2187 oluyor. Sivil etkisi gerçekleştirdik. Görüyorsunuz mom üzerinde debuff etkin. Şu an vuruyoruz 2794. 956. Hadi kritik çarp. Kritik çarpmadan öldü. Başka bir karakter üzerinden deneyelim hemen. Şöyle sizin üzerinizden güzel bir deneme testi yapabiliriz. Sivil'i de dağıttım. Tüm elementi herkese dağıttım. Ve sivil etkileştirdiğim için ama yalnız Vaporize oluştu. Lan burada çok şey oluştu ya. Pek bir şey gösteremedim. Şimdi tekrar deniyorum. Üzerinde su etkisini, yani hydro etkisini oluşturdum. Abi gene vaporize oluştu ya.
Bu olmadı. Şuraya geçiyoruz. Şöyle su etkisini oluşturdum. Sivil etkisiyle dağıttım. Hem dağıttım hem de dirençlerimi düşürdüm. Gördüğünüz gibi ok işaretini görüyorsunuz. Debuff ettim. Şimdi vuruyorum onlara. O kaç vurdu lan? Oğlum göremedim ki. Neyse debuff gitti. Şimdi gene dağıtıyorum. Tam yapamıyorum. Bir saniye. Hemen yapıyorum. Sivil etkili, yani sivil oluştu. Şu anda gördüğünüz gibi debuff ettim. Gerçi atak attım ama sayılmaz. Debuff ettim mi debuff ettim değil. Gene sivil oluşturuyorum. Tamam şu anda yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 2712. Demin de 2712 olmuştu. Bunlar yalan söylüyorlar bize. Veda inanmayın. Bir saniye oğlum ben gösteremiyorum ben bunu ya. Dur şu arkadaşın üzerine deneyelim. Şöyle 2200 falan vuruyoruz. Sivil etkisini oluşturduk. Şu anda debuff ettim. 2817 vurduk. 2627 vuruyor mesela. Sivil etkisiyle gene Pyro'da etkileşimi. Ya ben ne yapacağım ya? Neyse bunu keserim artık. Hadi kesin edebilirim. Şu arkadaşın üzerine deneyelim. Debuff ettim. Şöyle vuruyoruz 2817. Hasar artıyor mu artıyor? 3256, 2697 falan filan. Neyse kısacası anladınız konuyu. Demin yapamadığım sivil etkisinden sonra halen burada olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi geçelim kristalize. Kristalize nedir? Kristalize şöyle bir reaksiyon. Geo ile birleşen herhangi bir elemente, Hydro olur, Cryo olur, Pyro olur, Elektro olur, herhangi bir elemente ait bir tane kristal düşürür. Bu kristalin renkleri değişir. Yani Hydro ile tetiklemişseniz Hydro kristali, Cryo ile etkilemişseniz Cryo kristali diye devam ediyor. Yani elementin kristali farklı olur. Önemli olan Geo ile birleşmesi. Geo ile birleştirdikten sonra bir kalkan düşürür ve o kristali aldığımız zaman bize bir kalkan sağlar. Bu kalkan da Elemental Mastery ile doğru orantılıdır. Yani Elemental'in Mastery'iniz ne kadar yüksekse vereceği hasar absorbe oranı da o kadar fazla olur. Gördüğünüz gibi Rungard var karşımızda. Artık yok diyormuşum. Neyse. Şöyle Albedo'muzun C'ni attık. Şöyle vurduk hemen Hydro kalkan düştü gördüğünüz gibi. Bir saniye sakin ol. Şimdi Hydro kalkanını görüyorsunuz mavi renkten. Şöyle üzerimize de alırsak mavi renkli bir Hydro kalkanımız var. Şöyle Cryo kalkanı düşelim. Cryo kalkanında gördüğünüz gibi beyazımsı, açık mavimsi bir şey yani. Buz yani. Buz beyaz olur. Bu renkte bir kalkanımız var. Pyro kalkanı düşelim. Pyro kalkanı da gördüğünüz gibi kızıl renkte oldu. Demin düştü ama alamadım sonunda. Lan neredesin? Gördüğünüz gibi Pyro kalkanı da kızıl renkte. Yani Element'in rengi de doğru olan. Element'in rengi neyse kalkan da rengi o oldu. Asıl değinmek istediğim konu ise şu. Karakterimize 4 set Arçelik Petra setini verdiğimiz zaman hem karakterimize %15 Geo Damage bonusu sağlar hem de kristalize etkisini oluşturduğumuz elemente dair kristal düştüğü zaman o kristali alırsak Geo karakterimizde bize %35 damage bonusu sağlar hangi elementten düşürdüysek. Mesela Hydro kalkanını düşürdük, %35 Hydro damage sağlar. Şöyle gösterecek olursak ilk önce Mona'mızın Hydro damage bonusuna bakalım. %88.9. Hemen oluşturalım. Ben düşünmem kaçırız defans yüksek olduğu için. İyi bu. Şöyle. Ama bu karakterimizde değil. 4 set Arçelik Petra setini verdiğimiz karakterimize almamız lazım. Gördüğünüz gibi üzerimize şu an buff etki. Şöyle gösterelim. %35 Hydro Damage bonus. Demin Mona'mızın Hydro Damage bonusu %88.9'u %123.9'a çıktı. Bu aynı şekilde tüm karakterler için geçerli. Hadi gelelim elektrik tabanlı reaksiyonlara. 3 tane reaksiyonumuz var. Spark Conduct, Elektro Charge ve Overload. Spark Conduct'la başlayalım. Spark Conduct fiziksel DPS kontrolüsünden bizim için vazgeçilmez bir reaksiyon. Çünkü mob üzerinde buz ve elektron birleşimi sonucu oluşturulmuş Spark Conduct mobun %40 fiziksel direncini düşürüyor. Gösterecek olursak. Şöyle düz vuruşlarımızı gösterelim. Çok düşük sayılar. Belki daha kalkıyor bir şey var. Bilmiyorum kadar düşük. Ama düşük de bu kadar olmamızı geliyor. Tamam güzel. Şu anda görüyorsunuz. 2000 sayılarını falan görebiliyoruz en fazla. 2254, 3756. Şimdi de Spark Conduct oluşturduk. Spark Conduct oluşmuş şimdi bunlara başlayalım. 3381, 4455, 5455. Bu sayede bunun gibi devasa yaratıkları rahat bir şekilde tepemizi sağlıyor. Yani
Pamuk önden yaratıkları bu şekilde daha rahat kesebiliriz. Gelelim Overload'a. Overload en etkili reaksiyonlardan bir tanesi. Pyro ile elektron birleşmesi sonucu oluşuyor. Fakat biraz kusurlu reaksiyon. Sebebi şöyle. Arkadaşım sen gel. Siz de gelin. Şöyle birleştirelim ortaya. Elektrik etkisini oluşturduk. O zaman onu geçerli. Overload'u eklediğimiz zaman patlama hasarı oluşturuyor ve yanma etkisi devam ediyor. Bunlar çok iyi. Fakat patlama hasarı sonunda geriye doğru itiliyorlar. Bu bizim için biraz dezavantaj. Çünkü geriye doğru ittikleri zaman eğer kefişi kullanmıyorsanız elektrik karakter olarak, yani DPS'iniz bir okçu değilse biraz kusurlu. Çünkü geriye doğru gittiği zaman yani kalkıp da amele gibi peşinden koşmanız gerekiyor. Yani biraz uzaklaşıyor bizden. Bu yüzden kesme süreniz biraz daha uzuyor. Overlord'un biraz iyi tarafı var. Böyle Joe Falcon'ın bir aksiyon sayesinde kırabiliyoruz. Gösterecek olursak böyle destek etkisi oluşturdu. Overlord ile Joe Falcon'ın bayağı bir sağlam bir hasar verdik. Gene gelsin, gene yapalım. Şu anda elektrik etkisi var üzerinde zaten. Ama Falcon'ın geliyor. Overlord'da vurduk. Gördüğünüz kalkanın hasarı ne kadar çok fazla gitti. Tekrar gösterelim. Tekrar gidiyor. Yani Overlord sayesinde de Raymond kullanmadığınız zaman Overlord da Geo kalkanını kırabiliyorsunuz. Overlord reaksiyonunun hasarını Pyro'da Crimson Witch setiyle, Electro'da ise Thundering Fury'nin 4 parçasıyla arttırabiliriz. %40 arttırabiliyoruz bu şekilde. Gelelim şimdi Electro Charge'a. Electro Charge çok da hedeflere karşı etkili bir reaksiyon. Şöyle ki elektrik uyguladığınız kişiye suyla beraber elektro charge uyguladığınız zaman devamlı hasar sağlar ve alan etkiler. Üzerinde su etkisi bulunan diğer rakiplere de aynı şekilde gördüğünüz gibi elektro charge devam ediyor. Ve overload'u da göstermiş oldum. Ve sürekli hasar sağlıyor dediğim gibi. Şöyle daha iyi gösterebiliriz. Değil mi? Rakibe su etkisi oluşturduk. Elektro charge yaptık. Görüyorsunuz zincirleme hasar veriyor. Şöyle tekrar oluşturuyoruz. Görüyorsunuz elektro charge olmaya devam ediyor. Oyunda halen dendro elementine sahip bir karakter olmadığı için bu kısmı çok hızlı geçeceğim. Zaten tek bir reaksiyonu var, o da Burning. Mob üzerinde Pyro ile dendro beraber birleşince Burning reaksiyonu ortaya çıkıyor. Burning'in olayı da şu, %40 daha fazla Pyro damage vurmasını sağlıyor. Yanarak. Şimdi gelelim en etkili reaksiyonlara. Öncelikle Frozen'dan başlayalım. Frozen'ın pek bir etkisi yok aslında. Hydro ve Cryo elementi taşıyan bir mob kısa süreliğine doğar. Asıl olay aslında Frozen olabilir. Asıl olay Frozen olduktan sonra mob'a yapacağımız etki. Eğer ki Frozen yani donmuş bir rakibe, Claymore bir Claymore kullanıcısı veya Geo elementi taşıyan bir karakterle vurursak Shattered etkisi oluşur. Bu Shattered nedir? Shattered oyunun en yüksek hasarlarını çıkaran bir reaksiyon çeşitleri. Yani buzu kırıyorsun sadece. Buzu kırdığın zaman da güzel bir hasar veriyor. Bize fazladan bir hasar bunu sağlıyor. Hemen göstereyim. Öncelikle buz etkisini oluşturduk. Sonrasında su etkisini oluşturduk. Sonrasında Claymore kullanıcısıyla kırdık. Shattered etkisi oluştu. Yani üzerine su etkisini getirdik. Su etkisi kırmaya Frozen yaptık. Sonrasında Shattered'dan güzel bir hasar çıkardı. Gördüğünüz gibi Windows. Güçsüz bir Windows vardı. Tatlı bir Windows olsa çok daha fazla hasar verildi. Görüyorsunuz zaten. Şimdi gelelim Vaporize elemente. Vaporize ile başlayalım. Bunda reaksiyon gerçekleştiren element önemli. Eğer ki reaksiyonu gerçekleştiren element Pyro ise 1.5 katı hasar vurmamızı sağlar. Hydro ise 2 katı hasar vurmamızı sağlar. Şöyle ki, şöyle vurduk, Pyro etkisini oluşturduk. Vaporize oluşturduk, 2 katı hasar vurdu. 2 katı hasar, 2 katı hasar. Eğer ki tam tersine Vaporize tetikleyen element Pyro ise 1.5 katı hasar vurur. Şimdi Melt'e geçelim. Melt'te durum şöyle. Eğer ki reaksiyonu gerçekleştiren element Pyro ise 2 katı hasar vurmamızı sağlar. Reaksiyonu ortaya çıkaran element Cryo ise 1.5 katı hasar vurmamızı sağlar. Biliyorum biraz karışık ama şöyle düşünün. Buzu ateşle çözdüğümüz zaman 2 katı hasar vuruyor. Ateşi buz ile çözdüğümüz zaman 1.5 katı hasar vurmamızı sağlıyor. Vaporize'de ise ateşi suyla buharlaştırdığımız zaman 2 katı hasar vurmamızı sağlıyor. Suyu ateşle buharlaştırdığımız zaman da 1.5 katı hasar vurmamızı sağlıyor. Böyle daha çok araştırmış olabilirim ama
Herhalde bir bakalım. Şöyle göstereyim. Private etkisini oluşturdu. Böyle de Pyro etkisini oluşturdu. İki katı hasar vurdu. Şimdi üzerinde Pyro etkisi var. Cryo etkisi oluşturdu. Bu sefer 1.5 katı hasar vurdu. Video bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atmaya, kanala abone olmayı, beğenmeyi zaten. Beğenmediyseniz de yorumda belirtmenizi rica ediyorum. Videomu istediğiniz konularda aynı şekilde yorumda belirtmenizi. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.